Selamlar millet, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Valorant karakter öğrenir serimizin ilk bölümündeyiz. Valorant karakter öğrenir serimizin ilk bölümünün kahramanı Jett. Jett bir suikast, daha doğrusu LoL'den örnek verecek olursak biraz da mid karakteri gibi bir şey. Jett zaten kendi bulunduğu bölümde düellocu olarak geçiyor. Düellocu nedir? Düellocular savaşı başlatan, savaşın içine bombalar yağdıran kişilerdir. Daha çok hani support arkadaşlarına yardımdansa mesela 1v5 atabileceğiniz bir hero'dur diyebilirim. Öncelikle şundan bahsedeyim. Karakter önerisi serimizde neler olacak? Bunlardan bahsedeyim. Valorant'ta tüm bulunan karakterlerin tüm skill'lerini, savaşta ne yapabiliriz? Şu, yani ne durumda ne yapabiliriz? Bomba kuruldu, oradan ne oldu? Ne yapabiliriz? Skill'leri nerelerde nasıl kullanabiliriz? Skill'lerin bazılarımızın bilmediği özelliklerini sizlerle paylaşacağım. Benden daha çok bilgisi olanlar elbet vardır. Fakat ben burada bilgisi olmayanlara, benden daha az bilgisi olanlara elimden geldiğince bilgiler yardıracağım. Ve bu serimiz böyle devam edecek. Bu serimizin yanı sıra Valorant'ta daha çok bir sürü video gelecek. Şimdiden takipte kalın diyebilirim. Ve vakit kaybetmeden Jett'in tanıtımına geçelim. Şimdi Jett dediğim gibi biraz daha savaş başlatan bir hero. Savaş başlatan, yani düellocu ne demek? Diyelim ki mesela takımınız 5 kişi ve bir savaşa girdiniz. Herhangi bir map'tesiniz. Herkes düştü ya da herkes yaşıyor. Siz Jett olarak en önden öncelikle yani ben de C'ye atalı ismiyle hitap edeyim. Duman bulutu skillinizi kullanarak öncelikle tek yapmanız gereken, daha doğrusu ilk yapmanız gereken duman bulutu skillinizi kullanarak rakiplerinizi kör etmek. Peki duman bulutu skilli nedir? Nasıl kullanabilir? Ve duman bulutu skillinin belki birçoğunuzun bilmediği bir özelliğinden bahsedeceğim size. Öncelikle klasik bir duman bulutu skillimizi atalım. Duman bulutu skillimiz nedir? Dedi, gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi hatta, görüş kısıtlanıyor dedi ve ortaya büyük bir duman bulutu oluşturdu. Cidden adının hakkını veriyor, bir duman bulutu. Duman bulutu siz içine girdiğiniz takdirde, şöyle göstereyim. İçinde eğer biri varsa içindekini görebiliyorsunuz. Fakat mesela şuraya attığım an şurayı vurabilirim. Mesela sallıyorum şu an, tamamen bir tahmin. Şurayı vurabilirim. Ya anlayacağınız üzere önünüzde bir kalkan yaratıyor, rakiplerinizi kör ediyor. Peki bu duman bulutu skillinin o bahsettiğim bilinmeyen özelliğine hemen vakit kaybetmeden ona geçeyim. Zaten tanıtımlarımız kısa ve öz tanıtım olacak, kimseyi sıkmamak adına. Şimdi duman bulutu skillinizi atarken hangi tuşa atalıysa, ben C üzerinden örnek vereceğim. Ben de C'ye atalı olduğu için. Mesela diyelim ki şuraya geçeyim hemen. Bir dakika, geçemedim. Ha. Buradasınız diyelim ve şu kapıyı kapatmak istiyorsunuz. Tam dek getiremeyebilirim fakat size mantığını öğretmeye çalışacağım. Skill'i atmadan önce C tuşuna atalı olan skill'imiz, C'ye basılı tutarak ve aynı zamanda mouse'unuzu hareket ettirerek bu duman bulutu skill'inizi hareket ettirebilirsiniz. Peki bu nasıl oluyor? Önce ben kendim yapayım, ardından daha detaylı anlatımına geçeyim. Ve gördüğünüz gibi, dediğim gibi tam oturtamadım. Fakat duman bulutu skill'imizi buraya atmak varken ta buraya attık ve bunu duvarın arkasından yaptık. Daha detaylı anlatacağım ve bunu size şöyle, hatta size ağır çekimde izleteceğim. Edit'te bunu hallederim ben. Duman bulutu skillimizi atarken skillimize basıyoruz ve mouse'umuzu hızlı bir şekilde ne tarafa doğru atmak istiyorsak o tarafa çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi kapıya dek getirmeye çalışalım. Mouse'unuzu ne kadar açıyla hareket ettirirseniz o kadar açıyla gidiyor. Mesela ben ufak bir şey yapsam, gördüğünüz gibi. Daha ilerisini yapsam, gördüğünüz gibi. Onun yerine şöyle yapsam, gördüğünüz gibi direkt burayı kapatıyor. Aslında tamamen mouse'unuzun imleci, yani kura seyirinizin baktığı yere doğru atıyor. Şöyle göstereyim. Böyle yaparak aslında daha videonun ilerleyen kısımlarında bunu bir düello esnasında nasıl kullanabileceğinizi de göstereceğim. Fakat genel mantığı anlatabildiğimi düşünüyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Mesela tekrar şu kapıyı kapatalım. Kapatamadık. Gördüğünüz gibi ta şuraya kapattık. Daha doğrusu duman bulutu skillimiz bu şekildeydi. Şimdi bir diğer skillimize geçelim. Bir diğer skillimiz hafifle. Hafifle isminde skillimiz aslında düellolarda, savaşlarda benim en çok işime, benim en çok sevdiğim, kişisel olarak en çok sevdiğim Jett'in skilllerinden biri. Peki bu hafifle skillimiz nedir? Cidden bu da isminin hakkını veren bir skill ve sizi, karakterinizi, Jett'i hafifleten bir skill. Hemen onu önce normal gösterelim. Tamamen mantığı havaya kalkmak olan bu skill. Mesela diyelim ki Sage karakteri, onun da tanıtımı gelecek. Sage karakteri bir duvar oluşturuyor. Onu hemen VS esnasında gösteririz. Sage karakteri bir duvar oluşturduğunda önünüze bir engel çıkıyor. Bu engeli Omen, Jett
Ve sanırım aynen sadece Omun ve Jet geçebiliyor diye düşünüyorum. Omun ve Jet karakterinin havaya sıçrama skilleri olduğu için bunu kolaylıkla atlatabiliyor. Şunu bir Sage'in duvarı olarak hayal edelim. Gördüğünüz gibi şu an duvarın üstündeyim ve buradan Sage'i vurdum. Hafif skill'i aslında anlatacak çok bir şey yok. Tamamen sizi havaya sıçratıyor ve önünüze çıkan engelleri ve insanları çatılardan vurmayı çok kolaylaştırıyor. Özellikle mesela 1v1 kaldınız. Karşınızda Raze var. Onun da tanıtımı gelecek. Karşınızda Raze var. Raze bildiğiniz üzere ya da bilmediğiniz üzere havaya sıçrayamayan bir karakter. Yani yükseklerle pek ilgisi yok Raze karakterinin. Karşımızda Raze olduğunu düşünüp buraya atladığımız takdirde Raze'i çok kolaylıkla vurabiliriz. Bir diğer skill'imiz rüzgar gibi. Rüzgar gibi nedir abi? Sizi rüzgar şeklinde ileri atan bir skill. Bunu Q ile kombinasyonlaştırdığınızda, tam kelimeyi bulamadım ama öyle bir şey, siz beni anladınız. Kombinasyonlaştırdığınızda sizi çok iyi bir oyuncu yapabilecek bir şey aslında. Hemen Q skill ile nasıl... Önce skill'i tanıtayım daha doğrusu. Skill'imiz aynen bu şekilde. Pek daha fazla bir numarası yok. Sizi ileri atıyor. Ortalama ne kadar ileri atıyor bilmiyorum. Kaç metre falan, o kadar detayını bilmiyorum. Fakat sizi ileri atıyor. Peki Q skill ile nasıl kombinasyonlaştırabiliriz bunu? Hemen onu da göstereyim. Mesela diyelim ki dur bakayım. Buradan yeter inşallah. Şurada bir adamımız var. Hatta şu tam sıktığım yerde bir adamımız olduğunu düşünelim. Şöyle yaptığımız takdirde adamın önüne düşürüyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Aslında çok basit. Hani bir öğretmeme bile gerek yok. Daha doğrusu anlatmama bile gerek yok. Fakat yine de göstereyim. Öğretici tarzda bir video olduğu için. Q basıp aynı anda ileriye doğru, fakat hani mesela skill'i nereye bakarsanız oraya gider. Mesela ben buraya bakarken buraya gider, şuraya bakarsam buraya gider. Ya da mesela şöyle yaparsam gördüğünüz gibi geriye gitti. Bu nasıl oldu peki? Dediğim gibi, Dediğim gibi nereye bakarsanız oraya gidiyor. Mouse imlecinize bağlı olarak. Bunu daha çok hani yanıltma olarak rakiplerinizi kullanabilirsiniz. Ya da mesela canınız az, 20 canınız kaldı. Şu an şurada savaşıyorsunuz. Geriye attınız kendinizi ya da hemen ileriye attınız. Bunun gibi, fakat tam olarak mouse'unuzu çevirmeniz lazım. Yani hafifli skill ile kullanmanızı öneririm. Çünkü hafifli skill ile birlikte çok güzel bir kombinasyon oluşturuyor diyebilirim. Ay, canımız gitti. Ve bir diğer skill'imiz, yani ultimiz, keskin fırtına. Keskin fırtına nedir onu da hemen şöyle göstereyim. Jet karakteri ultinize bastığınız an etrafınızda gördüğünüz gibi bir sürü bıçak, daha doğrusu hançer de diyebiliriz, hançer çıkartıyor. Peki bu nedir? Hemen gösterelim. Sol tıka bastığınızda tek tek atıyor. Belli şekilde 4-5 tane bıçağınız var ve sol tıka bastığınız takdirde bunları tek tek atıyor. Tek tek şöyle. Daha çok tek teki uzakta, mesela ta karşıda bir adam var. Ona sol tıkla atmanızı öneririm. Fakat adam bu denli yanınızda. Yalnızda olduğu takdirde sağ tıka bastığınızda hepsini gönderiyor ve tamamen, eğer kafaya dek getirdiği sürece, tamamen adamı vuruyor. Zaten şu an karşımızda bulunduğum botun parantez içinde yazan kaç tane dek getirdiğimiz. Şöyle hemen göstereyim. Uzaktan sıktığınız takdirde 2 tane tuttu. Fakat yakın bir savaştasınız. Lan yine 2 tane. Bu benim kolsuzluğum tamamen. 4 tane tuttu. Bunu daha çok kollu olarak 5 tane de tutturabilirsiniz. Daha yakın savaşlarda her türlü 5 tane tutar. 90. Gördüğünüz gibi fakat şöyle bir şey var. Ultiniz açıkken E skill'le basabiliyorsunuz. Q skill'le basabiliyorsunuz. Yani ultiniz açıkken her türlü skill'i atabiliyorsunuz. Attınız, vurdunuz. Attınız, vurdunuz. Mesela ultiniz açık. Q'ya kombinasyonunuzu yaptınız. Adamı gördünüz ve yaptınız. Bu kadar basit. Skill'lerimizi öğrendiysek biraz da savaşta, gerçek bir savaşta skill'lerimizi nasıl kullanabiliriz? Karşıdaki rakibi daha iyi nasıl kör edebiliriz? Nasıl ultimizi atabiliriz? Biraz da sizlerle bunları izleyelim. Evet, şimdi o size bahsettiğim savaş esnasında neler yapabilirsiniz? Nasıl taktikler var? O bahsettiğim o bölümdeyiz. Karşımda Batuhan var, o geldi. Aleykümselam. Batuhan Sage karakterini aldı. Daha çok Sage karakterinin skill'lerini blokladığımız için Sage karakterini aldı. Onun üzerinden örneklendireceğiz. Şimdi ilk skill'imizden başlayalım. İlk skill'imiz bildiğiniz gibi Duman Bulutu'ydu. Duman Bulutu nasıl kullanılabilir? Taktikleri nelerdir? Onları göstereceğiz. Şimdi bir karşınızdaki düşmanın gelip bu map'te gelebileceği iki yer var. Ya burası ya burası. Peki bu ikisinin görüşünü ortak nasıl kısıtlayacağız? Direkt böyle girersek Batuhan oradan bize her türlü vurur. Fakat onun yerine, yani şu da var. Hani buraya kadar risk alıp gelip direkt buraya bu şekilde de atabilirsiniz. Fakat ben ileri açılmak istemiyorum. Çünkü karşıdaki adamın da skill atma ihtimali var. İleri açılmıyorum demek istiyorsanız size bahsettiğim o mouse'unuzu götürdünüz.
Şu şekilde. Gördüğünüz gibi Batuhan'ın tamamen görüşünü kapattım. Aynı anda üstü de kapatmak istiyorsam mouse'umu ona uygun yapacağım. Ondan sonra buraya geçerim. Tabii ben tam oturtamadım. İşte ortalama şuraya falan şu an yüküm yok. Şuraya falan gelmesi lazım. Buraya geçiyorsunuz. Ardından seç rakibinizi ya da herhangi bir rakibinizi kolaylıkla öldürebiliyorsunuz diyelim ve hemen bir diğer skillimize geçelim. Evet, şimdi bir diğer skillimiz olan hafifli skillini göstereceğim. Hafifli skilli bildiğiniz üzere havaya sıçrama skilliydi. Havaya nasıl sıçrayacağız? Şimdi size daha doğrusu ne durumlarda kullanacağız ondan bahsedeyim. Karşımızdaki Sage karakteri, Batuhan kapat burayı. Karşımızdaki Sage karakteri gördüğünüz gibi bizim oraya tamamen görüş açımızı kapattı. Ve büyük ihtimal böyle yaptıktan sonra etrafına gidecek. Çünkü buranın emniyette güvende olduğunu biliyor. Etrafına gidecek ya da başka bir şeyle uğraşacak. Biz bu sırada hafifli skillimiz sayesinde gördüğünüz gibi duvarın üstüne çıktık. Vurduk. Duvarın üstüne çıkmaktan sonra aşağı inip öyle duvar öleceksiniz. Bu tamamen size kalmış. Hafifli skill'i bu işe yarıyor. Bu hafifli skill'iyle şu an harcadığım için gösteremiyorum. Buraya da atlayabilirsiniz. Window'un burasına da atlayabiliyorsunuz. Ben bu map üzerinden örneklendiriyorum. Window'un burasına da atlayabiliyorsunuz. Şuraya da atlayabiliyorsunuz. Buradan gelenleri de kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi bir diğer skill'imiz olan rüzgar gibi skill'imize geçelim. Biraz da onun üzerinden örneklendirelim. Evet, şimdi bir diğer skill'imiz olan rüzgar gibi skill'imizi göstereceğim. Rüzgar gibi skill'imizi ne durumlarda kullanabiliriz, nasıl durumlarda kullanabiliriz onu göstereceğim. Phoenix karakteri olsun, Raze karakteri olsun, Sage karakteri olsun yerlere tuzak babında bir şeyler bırakabilen karakterler ve bu karakterleri Jet'in bu skill'iyle engelleyebiliyorsunuz. Mesela şimdi Batuhan şu merdiven kısmına buzla. Gördüğünüz gibi şu an burası buz oldu. Buradan normal şartlarda geçmemiz imkansız. Fakat E skill'ini kullandığınız zaman yavaşlamadan mesela bu buraya bunu attı. Tekrardan dediğim gibi emniyette olduğunu hissediyor, güvende olduğunu hissedip başka şeyler yapıyor. Fakat biz buraya geçtikten sonra rahatlıkla Sage karakterini ya da rakibimizi rahatlıkla vurabiliyoruz. Rüzgar gibi skillimizde bunun gibi şeylere işe yarıyor. Şimdi QE, daha doğrusu hafifle ve rüzgar gibi skillerimizin kombinasyonunu anlatalım. Bir diğer Jet'in şöyle de bir özelliği var. Unutmadan bunu da göstereyim. Bir yerden atladıktan sonra space'e basılı tuttuktan sonra havada uçup süzülebiliyorsunuz. Ve bu Jet'in çok güzel bir özelliği. Bunu Q ile de hafifle ile de kombinasyonlayabiliyorsunuz. Diğer skill'lerinizle de kombinasyonlayabiliyorsunuz. Bunu normal dururken bile yani şurada bile gösterebilirim. Hatta şuradan göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi hani bir nevi eskili işlevi görüyor. Yani yerdeki şeye basmadan geçebiliyorsunuz. Şimdi bahsettiğim rüzgar gibi ve hafifle kombinasyonlarını anlatayım. Batuhan şuraya bir duvar çeker misin? Duvarını çekti. Q ile altına da bunu koydu. Duvarını çekti. Q ile geçebiliriz. Fakat onun yerine Q'ya yaptığımız takdirde gördüğünüz gibi buraya geçtik. Adam bizim geçtiğimizden eğer hani duymadıysa, sesimizi almadıysa kesinlikle habersiz ve bizi hala bekliyor olacak. Bu durumda isterseniz gidin adamı şu şekilde. Anam bıçaklayamadım. İsterseniz bu şekilde bıçaklayın, isterseniz farklı bir şey yapın. Şimdi gelin tüm skillerin birleşmiş halini izleyin. Şimdi gerçek bir savaşta olduğumuzu düşünelim. Cidden bir maçta olduğumuzu düşünelim. Rakibimiz buraya duvarı çekti. Buzunu gördüğünüz gibi buzunu attı. Gösterdiğim önce şöyle orayı biz duman bulutladık. Ardından QE kombinasyonumuzu kullandık ve rakibimizin arkasındayız. Dilerseniz ultinizi açın, kafasına vurun. Dilerseniz silahınızla vurun. Jet'in bu gibi bir sürü kombinasyonu var ve hani bu tamamen sizin keşfedebileceğiniz kombinasyonlar. Az önce bahsettiğim mesela hemen şurada Q skill'ini kullanabiliyor muyum ben şu an? Gördüğünüz gibi tekrar bastığınızda iyice yukarıdasınız. Side'deki adamın arkasına indiniz, vurdunuz. Bunun gibi birçok kombinasyonu var. Umarım video size yararlı olmuştur. Umarım video size bilgiler katmıştır. Bilmediğiniz bir şeyi size öğretebilmişimdir. Eğer öyle bir şey yaptıysam ne mutlu bana. Bu gibi bu ve bunun gibi daha çok video gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Böyle videolarımıza neler ekleyebiliriz? Video sonlarına güzel vuruşları, Jet'le oynadığım oyunları ekleyeyim mi? Bunun gibi yorum, fikir ve önerilerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Cidden tüm yorumları okuyorum. Özellikle yararlı olan yorumlar çok hoşuma gidiyor. Batuhan diyecek bir şey var mı? Yok kankam, güzel video oldu. Evet, ben de beğendim bu videoyu ya.
Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmişsiniz demektir. Aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Sağ üstte çıkan bir anket var. Sağ üstte çıkan anketten de bu gibi videoların devamı gelsin gelmesin onu oynayabilirsiniz. Birçok karakter tanıtımı gelmeye devam edecek fakat sizin isteğinizle daha hızlı ve daha profesyonel şekilde gelmeye devam edecek. Bu çocuktan olur diyorsanız abone olmayı, video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bir fikriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.